Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzelce bir pırpır yapımı göstereceğim arkadaşlar. Pırpır yapımını çok arkadaşımız istemişti. Zehra Hanım, ben yapıyorum pırpırlarım arkadan geri dönüyor geliyor diye. Onu çok soran olmuştu. Onlar için bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunda pırpırın nasıl olup olmadığını ve nasıl dönüp dönmediğini göstereceğim sizlere. Şimdi normalde ben yazmanın kenarına böyle zürafa yaptım biraz. Modeli hani göstermek için, pırpır yapımını göstermek için. Şöyle hemen bir tane düğüm atıyorum. Ben ipimi biraz uzun tuttum. Şuradan şöyle zürafa yapıyorum. Şu şekilde. Zürafamı yaptım. Geri dönüyorum. Şöyle. Döndükten sonrasında bakın böyle, ben böyle yapıyorum tutarak şu şekilde şöyle. Bunu şöyle gevşek bırakırsanız zaten döner. Şöyle ipinizden bu ses gelmesi lazım. Bazen ipten de kaynaklanıyor arkadaşlar. Şöyle. Bazen ipten de kaynaklanıyor. İplerden yapılınca ben de ilk zamanlar öyle şey yapıyordum. İp yaparken arkadan geri sökülüp geliyor. O zaman da hiçbir şeye yaramıyor yaptığınız. Bakın böyle. Şimdi hemen yana geçiyorum. Şu şekilde. Zürafa yaparken de böyle yaparsanız ipinizde dolaşımı olmaz. Gayet daha güzel durur. Şöyle geri dönüyorum buraya. Şöyle elinizde düzeltip güzelce ayarlamanız lazım. Ben artık alıştığım için o sesi, ipten gelen sesi, mesela şu sesi getirmeye gerek yok. Tam elim alıştığı için pırpırlar gayet güzel duruyor. Siz yeni öğrenenler tabii ki daha güzel şey yaparsınız. Ama ipi de çok germeye gerek yok. O zaman ip incelir, pırpırlarınız ince ince durur, tok durmaz. Normalde bizim kullandığımız ip sizin kullandıklarınızla aynısı. Çünkü kalın değil. Videoda biz biraz büyüttüğümüz için kalın gibi gözüküyor. Yakın çekim olması için. İpiniz de böyle dolaştığı zaman pırpırınızın güzel durmamasını, hani güzel durmaz diyorsanız şöyle iğnenizle hafif gerdirin. O zaman ipiniz düzgün olduğu zaman pırpırınız da düzgün duracaktır. Bakın böyle. Bunu kaç kere hep yorumlarda yazan arkadaşlarımız var. Onlar çok istediler. Onun için
Her seferinde soruyorlar Zehra Hanım. Biz yapıyoruz ama pırpırlarımız geri dönüyor diye. Onlar için bu videoyu hazırladım. Bilerekten hani polyester ipnen yaptım ki ne daha iyi anlaşılır olsun diye. Çünkü herkes suni ip kullanmıyorlar. Onun için suni ipte zaten şeyler, modeller olsun, zürafa yapımı olsun, pırpır yapımı olsun gayet ütülü gibi gayet düzgün duruyor. Onun için polyester ipnen yaptım ki ne herkes aynı ipi kullanıyorlar. Onun için daha anlaşılır olur diye. Bakın böyle. Şimdi bir iki tane daha göstereceğim tam anlaşılır olsun diye. Buradan geri dönüyorum. Ben de ilk öğrendiğimde yaparken pırpırda değil de fil dişinde sorun yaşıyordum. Pırpırlarım gayet güzel duruyordu ama fil dişi yaparken arkadan sökülüp geliyordu. Ama onda ipten kaynaklanıyordu. Pırpırlar böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın gayet güzel ve net. Şimdi bir tane daha yapacağım ben. Tam anlaşılır olsun diye. Şuradan hemen geri dönüyorum. Parmağınızla tutup bastırmanız lazım. Üzerine pırpır yaparken şöyle bakın. Şöyle olduğu zaman şöyle tutup çekiştirmeniz lazım. Parmağınızla üstüne bastırın ki hani dönme falan olmasın. Gayet düzgün dursun diye. Böyle bu şekilde arkadaşlar pırpırlarımız gayet güzel hoş durdu. Bilerekten polyester ipnen yaptım. Daha iyi anlaşılır olsun diye, daha güzel olsun diye.
sizlere iyi bir tanıtım olsun diye arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.